Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Bugün sizlere yine bir takipçinin isteği olan bir model. Çok kolay da güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. İki renkle yapacağım. Şimdi beyazla başlıyoruz orta kısmına. 2 numara 2 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Farklı iplerle de örebilirsiniz. Şimdi şöyle geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine batıyoruz. Birleştirdik. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bu oluşturduğumuz boşluğun içine ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte şu anda 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, toplamda 16 tane olacak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. İlk yaptığımız zincirin tepesine batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, şimdi birleştirdiğimiz yerden yine 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Bir doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 2. Zincirle birlikte 3 oldu. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1. Bir sonraki yuvaya 2 defa batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Yani bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi çift yaptık. Bir tane tek yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Çift yapıyoruz. Aynı yere 2 defa batıyoruz. Bir sonrakine tek, yani bir tane, bir sonrakine bir, aynı yere batarak 2, bir sonrakine tek, bir sonrakine çift, bir çift bir tek dediğimiz mantıkla dolanacağız şimdi etrafına. Bir tek, bir çift, bir tek, şimdi bir tane çift yapıyorum, bir sonrakine geçiyorum, bir tane tek yapıyorum, bir sonrakine geçiyorum, bir tane çift yapıyorum, her bir trabzan yuvasına batarak ilerliyoruz ve sona geldiğimizde çiftle bitiriyoruz. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane trabzanımız olmalı. Geliyoruz burada ilk yaptığımız trabzan yuvasına batarak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum. Burada bu ipimi kesiyorum. Şimdi bunun üzerine diğer renkle devam edeceğiz. Evet, diğer rengi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum buraya. Şimdi ipi kestiğimiz yerden, kestiğimiz trabzan üzerinden şöyle birleştirelim. Bir, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum buradan. Tığımı bir kez doladım. Bir sonraki trabzan yuvasına atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Arada bir trabzan yuvası atlıyoruz. Şunu da arkadan alalım, ipler sağlamlaşsın. Bir tane trabzan yapıyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Aldım. İkili bir tane trabzan atladım birleştirdikten sonra bir sonrakine battım. Evet, bir zincir çekiyorum.
Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir yuva atladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet, bir zincir. Bir yuva atladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir, her bir trabzandan sonra bir tane de zincirimiz var. Evet, bir yuva yine atladık, bir sonrakine. Bir trabzan, bir zincir ve aynı yere bir trabzan daha. Bir zincir, bir atladım, bir sonrakine. Bir zincir, aynı yere tekrar. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz. Hep bir tane atlayıp bir sonrakine giriyoruz. Aralarda bir zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. Böyle V'ler oluşturuyoruz burada. Bir, iki diyorum. İkinciye batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Tekrar bir trabzan. Pardon. Bir zincir, tekrar bir trabzan. Sona geldim. Bir zincir çektim. Tekrar bir trabzan. Arada da şurada bir tane trabzanın olması lazım. Şimdi şurada bir zincir çekiyoruz. 4 zincirle yukarıya çıkmıştık. Bunun ipi birleştirdiğimiz nokta. Buraya tekrar batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip şuradan 3. zincire batarak birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane V şekli oluşturmuş olduk. Trabzanların üzerinde. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki V'nin içine ipimizi taşıyalım. İp taşıma tekniği dediğimiz teknikle şöyle iki hamlede çok fazla gerdirmeden buraya geldim. 2, 3 tane zincir çektim. İkili trabzan yapıyoruz ama başlangıçlarda buralarda 3 tane çekiyorum zinciri gerdirmesin diye birleştirirken. Şimdi doladım. Aynı V'nin içine ipi taşıdığımız noktaya batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyoruz. 1, pardon, 2. 2 trabzan, bir zincir, tekrar 2 trabzan. Diğer V'nin içine gireceğiz şimdi. Geçişlerde de yine bir zincir. Şu aradaki boşluğa batmıyoruz. 2 trabzan arasındaki V şeklini verdiğimiz boşluğa batıyoruz. Bir trabzan, ikinci trabzan, bir zincir, tekrar 1, 2. Bir zincir. Tekrar buradaki V'nin içine giriyoruz. 1, 2. Bir zincir. 1, 2. Bir zincir diğer V'nin içine. Bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Her V'nin içine 2 tane trabzan, bir zincir, tekrar 2 trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi gelelim böyle başlangıç noktasına kadar. Evet, bir sırayı daha dolandım, başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Buradaki çektiğimiz ilk zincirin tepesine batarak birleştirdim. Şimdi bu ikişerli trabzanların arasında bu bir zincir çektiğimiz boşluğa ipimizi taşıyoruz.
boşluğun içine tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki sıramız da aynı şekilde. Yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi zincirle yapmış olduk. Bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. Yine geçişlerde bir zincir. Şu aralardaki boşluklara herhangi bir işlemimiz yok. Sadece trabzanların arasındaki boşluğa batıyoruz. 1 2 bir zincir, tekrar 1 2. Bir zincir, bir doladım, tekrar bu ikili trabzanların arasına giriyorum. 1 2. Bir zincir, tekrar aynı boşluğa batarak 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yani alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir sırada bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sırayı da tamamladım. Yine geldim, bir tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batarak birleştirdim. Yine ipimizi ikili trabzanların arasına taşıyoruz. 1 2. Aradaki bir zincir boşluğunun içine giriyoruz. 3 tane zincir. Birinci trabzanımız. Yine aynı boşluklara çalışıyoruz şimdi. 2. Bu sefer 3 tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğa. 1 2 3. Bir zincir, ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. 1 2 3. Bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 3 tane, bu sefer bu sırada 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tekrar diğerine geçiyorum. 1 2 3. Bir zincir. 1 2 3. Bir zincir. Evet, bu sırayı da bu şekilde dolanalım arkadaşlar. Tek fark 3 tane trabzan yapıyor olmamız. Alt sıralarda ikişerli yaptık. Bu sırada da 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyoruz her boşluğa. Her ikili trabzan arasına. Şu aralardaki boşluğa değil. Şimdi bir sırada böyle dolanıyorum, dönüyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Birleştiriyorum. Yine ilk trabzan yuvasının üzerine geliyoruz, birleştiriyoruz. İpimizi tekrar ortaya taşıyoruz. Bir zincirlik boşluğumuza 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu boşluğa 9 tane trabzan yapıyoruz. Yani zincirle birlikte 9 tane olacak. Şu anda 2 tane oldu zincirle beraber. 3 4 5 6 7 8 9. Aynı boşluğa batarak 9 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine geliyoruz bu üçerli trabzan aralarına, giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane zincir, tığımı doladım, diğer araya giriyorum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir zincir. Evet, bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Yine sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu renkle son sıramız. Sonra şimdi beyaza geçerek kenarının işlemesini yapacağız. 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane zincir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Buraya kadar gelin. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine bir tane zincir çektim. İlk trabzanın üzerine batarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Tekrar ipimi kesiyorum. Dilerseniz bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama modelde şimdi beyazla tekrar şu aralardan girerek bir desen oluşturacağız. Şöyle yapıyoruz onun içinde. Şu ipimizi kaldıralım. Şimdi hep ikişerli trabzanların arasına girdik. Şu aralarda birer zincirimiz var. Bakın boşluklar. Bu boşluklara hiç batmadık. Şimdi bu boşluklardan çizgi oluşturacağız. Şöyle bir tane yine zincir çekiyorum. Şu aralarda trabzanların arasındaki boşluklardan değil, şu iki tane trabzan yuvaların arasındaki boşluklardan alttaki beyazdan önce geçirelim. Tığımı buradan geçirdim. Arkadan alıyorum. Pardon, ipimiz önde olacak. Özür. Şöyle yapalım. Şöyle tekrar edeyim, şey olmasın. Bir tane zincir çektim. Arkadan geçirmiyorum. Bakın şu boşluğun altındaki trabzan yuvasına batıyorum. Tığımı böyle geçirdim. İpimin üstte olması lazım çünkü. Buradan aldım. Bir, iki tane zincir çektim. Şimdi şu ipimizi arkadan çekelim önce, oradan görünmesin. Sonra gizleriz. İki zincir çektim. Şu aralardaki birer zincir boşluğunun içine tığ böyle alttan sokup üstten çıkartıyoruz. Bu şekilde zincirle dolanacağız. İki zincir, bir sonraki iki zincir, bir sonraki iki zincir, bir sonraki en üste kadar geliyorum. İki zincir, bir sonraki. Hep bir sık iğne yaparak buraya kadar geldik. Şimdi 9 tane burada trabzanımız var. Her birinin üzerine batıyoruz. 1 2 sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi aradaki boşluğa giriyorum. Yine bir sık iğne yaptım. Burada şimdi başlangıç olduğu için tek sıra yaptık. Dönüşte burası da iki sıra olacak. Buradan aşağıya kadar iniyoruz. Beyaza birleştirip aynı yerden tekrar geri döneceğiz. Şimdi iki zincir. Şöyle çevireyim. Şöyle tutarsanız daha rahat çalışırsınız. Ben göstermek için şimdi şöyle yapıyorum, nereye battığımı. Alttaki boşluğa battım. Bir sık iğne. İki zincir. Alttaki boşluğa battım. Bir sık iğne. İki zincir. Bu iki zincir gerdirirse 3 de yapabilirsiniz ama şu an benim iplerimin kalınlıkları aynı. Bu şekilde iki zincirle
Gayet düzgün oldu. Tekrar 2 zincir. Bir sık iğne. 2 zincir. Şimdi alttaki beyaza da batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi dönüyoruz şöyle. Bakın bir sayı tamamladık. Aynı boşluklara tekrar batarak buraya kadar tekrar geleceğiz şimdi. Buradan hemen 2 zincir çektim, döndüm. Dediğim gibi şöyle tutarsanız daha rahat olur. Aynı yere batıyoruz. Diğerine geçmedik. Tekrar yukarıya geliyoruz şimdi. 2 zincir. Şu araya girdim. Bir sık iğne. 2 zincir. Bir üsttekini. Bir üsttekini. En tepeye geldim. Burada yine bir sık iğne. Şimdi bu tarafa doğru her bir trabzanın üzerine batarak 1 2 sık iğne yapmaya devam ediyoruz. 3 4 Şimdi bu arada şunu söylemek istiyorum. 4 oldu. Viyana'dan bir takipçim tığ parmağına battığını söyledi şu şekilde. Şimdi bu kalın tığ ama ince tığda da aynı çalışıyorum ben. Bunu buraya batarken izliyorsa eğer videomu, onun için burada kısa bir gösterme yapacağım. Şöyle batırmıyorum, bakın buraya tırnağıma batırmıyorum. Şöyle tutuyorum. Buraya girdiğimde parmağıma batmıyor. Buralar kolay, bazı zor olan yerler oluyor. Mecburen şöyle batıyorsunuz ama yine de bir şekilde şu tığı tam elime değil şöyle üstten geçiriyorum batırırken. Şöyle. Biraz da el alışkanlığı tabii. Şöyle batarken hiç elime gelmez. Benim burası boşta kalır. Şimdi bu arada 9 tane sık iğne yaptık. Sıradaki boşluğa bir sık iğne ile girdik. Tekrar şimdi aşağıya döneceğiz. 2 zincir. Şuradan 1, 2, 3, 4 ve beyaza da batıyoruz. 5 tane. Şimdi dediğim gibi şurayı şöyle tutarsanız daha rahat olur. 2 zincir. 1, 2. Tekrar 1, 2 ve alttaki beyaza da bağlıyoruz buradan. Bir sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmeden dönüyoruz. Aynı yerden tekrar buraya kadar geleceğiz. 2 zincir. Yine böyle tutuyorum. 2 olur, 3 olur. Zincir sayısını elinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde dolanacağız. Şimdi biraz daha yapalım. Burada 9 tane tekrar sık iğne yapıyorum. Her bir yuvaya bir kez batarak. Sanıyorum bardak altı servislerde, sunumlarda falan kullanılabilir bir model bu. Daha önce görmüştüm aslında ben de internette. Kolay da bir modelmiş. Evet, 2 zincir çektik. Aşağı iniyoruz şimdi. Yine şöyle kıvıralım burayı. Alta geldik. Beyaza. Pardon, şurada yanlış yere gitmişim. Kaydırmışım elimi.
Şuraya batacakken trabzanın arasına batmışım. Ona dikkat edelim. Şuraya geldiğimizde zaten bir tane burada beyaz trabzanımız olması lazım. İki zincir çekiyorum. Hemen tekrar döndüm. Şimdi aynı yerden yukarıya gidiyoruz. Bunu illa iki renk yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Tek renkle de aynı şekilde yapabilirsiniz. O da gayet şık durur diye düşünüyorum. Evet, sonra geldim. Şurası şimdi ipi kestiğim yer. Bunu sık iğnelerin arasında gizleyeceğim. Bir, iki. Şu ipi gizliyorum burada. 3 4 5 6 7 8 pardon 9 boşluğa gelmemesi lazım. Trabzanın tepesine gelmesi lazım. Şimdi boşluğa girdik. İki tane zincir. İki zincirimizi çektik. Bir olmuş benimki. Tekrar geliyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Şurada iplerimiz var. Önden görünmesin. Beyaza da bağladım. İki tane tekrar çektim. Ve şimdi aynı yerden yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Çok kolay, güzel bir model oldu bu da. Şu ipimizi keseceğiz oradan. Ve tekrar buraya sık iğne yapıyoruz. Araya geldik. Tekrar ineceğiz. Tekrar çıkacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Sanıyorum anlaşıldı. Kolay burası zaten. Her araya, şuraya, şuraya. Şuraya kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane şöyle çizgilerimiz olacak. Şimdi şurada tekle başladık. Böyle geliyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Burada bitiriyoruz. Şimdi ben buraya kadar örmeye devam ediyorum. Dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar geldim. Aynı şekilde. Buraya da aynı şekilde örüp buradan aşağı ineceğiz. Şimdi buraya bir, şöyle iki sık iğneleri yapıyoruz. Bitişi ortada göbekte yapacağız. İki zincir çekiyorum. Şöyle tutuyorum yine aynı yerlere batarak. Şöyle tutalım. Buraya da batıyorum. Şöyle aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz şöyle uzun bırakalım buraya. Şimdi arkadan tığımızı geçiriyoruz. Bu ilmeğimizi arkaya çekiyoruz. Bunları da gizleyeceğiz yine her zaman yaptığımız gibi şöyle
trabzanların arasından. Şunları zaten gizledik. Buraları da temizleyelim. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay, çok da zevkli bir model. Dediğim gibi farklı renkler kullanabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 kenarı var. Buralardan şu son sıraya giderken birleştirerek daha büyük parçalar da yapabilirsiniz. Bu modelle runner da yapabilirsiniz. Daha büyütebilirsiniz şurayı uzatarak. Birçok varyasyonu var yani. Şimdi bu motifin genişliği 12 santimetre. Ona göre düşünün. Daha büyük yapılabilir birleştirerek. Böyle örtüler elde edilebilir. Evet, şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.